endişeyle yaşadığımız günler gerçekten de elimizi nereye atsak bu endişeyi katmerlendirecek bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz maalesef. Bir tarafta ev içinde yaşadığımız şiddet, bir tarafta sokağa çıktığımız anda başımıza gelebileceklere dair duyduğumuz endişe. Diğer tarafta sürekli sosyal medya hesaplarından, mesajlardan, telefon ederek, mail atarak bizim sürekli sokağa çıkmamamızı salık veren, sürekli şurada canlı bomba varmış, burada bilmem ne varmış ama ne falan diyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Ha, bunların bir gerçekliği yok mu? Elbette ki var. Bu memlekette sadece Ankara, bu memleketin başkenti olan Ankara'da son 5 ayda 3 tane patlama, 3 patlama gerçekleşti. Onlarca insanın hayatına mal olan ve elbette ki herkesin yaşama hakkı, yaşama talebi en kıymetli haklarından bir tanesi ve bunu korumak için de bu endişeye biraz da fazlaca kapılıp belki de işte o bize gösterdikleri evlere kapandığımızda doğru mu? Doğru. Ama bu çözüm mü? İşte tam da bu noktada soru işaretlerimiz var. Kaygımız yüksek, korkumuz yüksek, çocuklarımızla ilişkin endişeler duyuyoruz. Çocukları okula gönderelim mi, göndermeyelim mi tartışmaları yapıyoruz. Markete gitmek, pazara gitmek, arkadaşımızla buluşmak. Bütün bunlar geride kalmış, geçmişte kalmış gibi. Bir taraftan da bunca ölümle baş edebilmek, bunca kaygıyla yasla baş edebilmek bir toplum olarak ne kadar mümkün olacak? Bunları da konuşmaya ihtiyacımız var elbette. Tam da bu konuyu açacağız işte Ekmek ve Gül'ün bu bölümünde. Sevgili arkadaşımız Aylin Akçay, Ankara stüdyomuzda. Kendisi Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın genel merkez yöneticisi. Aynı zamanda bir sıfatı daha var. Psikolog olarak da uzun yıllarda çalıştı. İşte bu toplumsal ruh halimize birlikte bakalım istiyoruz ve onu ağırlıyoruz. Şimdi Ekmek ve Gül'de. Aylin, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, karalar bağladığımız ve sürekli endişeyle yaşadığımız bu tabloyu, tablonun psikolojide bir adı var mı Aylin? Vallahi kaygı ve endişe aynı zamanda hayatta kalma kaygısı, korkusu diyelim. Daha açabiliriz hani illa bir isimle tanımlandırma çok belki mümkün değil. Çok böyle psikolojikleştirmek de belki hani çok doğru değil. O yüzden biraz zorlandım bununla ilgili ilk şey söylerken. Belki açtıkça biraz daha rahat ilerleyebiliriz. Şimdi bir taraftan bu çok aslında nasıl denir? Normal bir şey değil mi? Bu kadar çok kaygı ve endişe duymamız, etrafımızda bu kadar olay olurken bir takım davranış değişiklikleri yapmamız da normal mi acaba? Nereye kadar normal? Ne dersin bununla ilişkin? Belki hani normal yani hepimiz açısından sonuçta doğrudan can güvenliğimize, doğrudan hani yaşam hakkımıza yönelik bir aslında saldırı ve tehdit söz konusu. Dolayısıyla bundan korkmak, kaygılanmak, kendimizce tedbirler almaya çalışmak, önlem almaya çalışmak da bununla beraber hani oldukça normal şeyler. Belki hani bunun bugün açısından hani örneğin Ankara örneğini de verdik. Belki buranın özelinden de biraz konuşursak hem sonuçları açısından hem de neden bu kadar fazlaca böyle hayatımızı kısıtlayan bir duruma geldiğini belki bir hatırlamış oluruz. Özellikle Ankara açısından son yaşadığımız saldırıyla ilgili değerlendirme yaparken belki şunları da hatırlamakta fayda var. Türkiye son aylar açısından hani önemli saldırılara ve önemli aslında aynı zamanda bir savaş ortamının içinde. Ankara özelinden ya da bunun toplamda yansımasını aslında değerlendirirken son yaşadığımız 13 Mart'taki saldırının hani bir başka işi korkumuzu, kaygımızı ve endişe halimizi daha arttıran bir takım nedenleri de var. Belki bunları şöyle söyleyebiliriz. Hani çevremizdeki tepkilerden de aslında bunu biraz anladığımız için paylaşmak isterim. Şimdi 10 Ekim hani 102 arkadaşımızın da kaybettiğimiz bir patlamaydı. Arkasından 17 Şubat Ankara'da oldu ve son olarak 13 Mart'ta bir saldırı yaşadık. Şöyle bir çemberi genişletti aslında 13 Mart'ın yarattığı tablonun kendisi. 10 Ekim daha doğrudan hani bu ülkede söz sahibi olmak isteyen, savaş olmasın, barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz diyerek yan yana gelenlere doğrudan yönelik aslında onların bulunduğu yere yönelik bir saldırıydı. Dolayısıyla en azından bir kesim açısından kendini daha onun uzağında görebilen, hani kendini de doğrudan bir tehdit edilen durumunda görmeyeceği belki bir noktadaydı. Hakeza 17 Şubat'ta yaşanan saldırının kendisi de belki daha ağırlıklı bir hedef olarak
daha askeri olarak hani görevli olanları ve onların etrafını saran bir şeydi. Belki buralardan kendimizi hani daha sıyırma ihtimali en azından vardı ama 13 Mart Ankara'nın en işlek yerinde. Herkesin yani bugün hangi ekonomik durumda olduğuna, hangi politik dünya görüşünün içinde olduğuna, nasıl bir yaşam sunduğuna, hangi inanca sahip olduğuna bakmaksızın herkesin ortak bir mekanıydı. Herkesin mutlaka hani Ankara'da yaşayanlar açısından mutlaka yolunun buradan geçtiği, düştüğü bir yerde aynı zamanda. Dolayısıyla bu hepimize yönelik yani hiçbir sınırlama aslında ortada kalmadan hepimizin hayatına yönelik bir saldırı olduğu daha çok ortaya çıkmış oldu bu. Aynı zamanda şu duyguyu da yarattığını düşünüyorum ben. Yani bir tehdit var bu memlekette. Yarın ne olacağı belli değil. Bir saldırı, topyekün bir aslında saldırı ortamı var ve bu ben de bunun hedefiyim. Yani bugün politik olarak ne yapıyor olduğumdan bağımsız, hangi dünya görüşüne, hangi inanca bağımsız, sahip olduğumdan bağımsız. Çünkü hani 13 Mart'ta kaybettiklerimize de baktığımızda aslında her kesimden, öğrencisinden, YGS sınavından çıkmış, orada nefes almaya gelmiş olanına, orada kağıt toplayan çocuk işçisine kadar toplamda hani çok geniş bir şeyi sarmış oldu. Şimdi bu tehdidin kendisi ve bu kadar geniş bir çemberi aslında almış olan tehdidin kendisi çok haklı olarak, doğal olarak, olağan olarak da bir korku ve kaygıyı aynı zamanda getirmiş oldu. Bu korkunun belki bu kadar olmasının nedenlerinden bir tanesi de kendi kontrolümüz dışında bir şeylerin gittiğini daha çok hissetmek oldu. Çünkü hani bizim sonuçta hani hayatta kalmak açısından da çevremizi, kendi yaşamımızı, bizim hani dışımızdaki hani olan ve bizi etkileyen toplamda bütün her şeyi kontrol etme duygusu önemli bir duygudur. Ama her şeyin kontrol edilemez olduğunu ve bu kontrol edemeyeceğimiz şeylerin doğrudan bizim hayatımıza etki edebileceğini gösteren de bir şey oldu. O yüzden çok ciddi bir güvenlik kaygısı, kendi hayatımızı da kontrol etme, aynı zamanda olanaklarının daha azalmış olduğu duygusu ve kaygısı herhalde bu yaşadığımız korkuyu da kaygıyı da belki geri çekilmeyi de çeşitli alanlardan uzaklaşmayı da birbirine beraberine getirmiş oldu. Hani Ankara'nın bugün açısından mevcut içinde bulunduğu duruma şöyle söyleyebiliriz. Yani bugün Kızılay'ın en işlek caddelerinden Tunalısı'na işte en kalabalık olan normal koşullarda yerlere, alışveriş merkezlerine vesaire baktığımızda sadece akşam saatlerinde de değil, gündüz saatlerinde de çok ciddi bir buralardan çekilme olduğunu görüyoruz. Bunu hani ikili bir yerden belki bağlantılandırabiliriz. Neden böyle, neden buralardan kaçıyoruz? Şimdi bu kaybettiğimiz güvenlik duygusunu, kendimizi ve yaşamımızı kontrol etme duygusunu aslında bir yerde en azından sınırlamak ve yeniden kazanmakla ilgili olabileceğini düşünüyorum ben bunun. Hani ne demek bu, yani ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Yani bizim dışımızda doğrudan etki edemediğimiz, özne olamadığımız, belirleyici olamadığımız bir şey de en azından bir yere gitmeyerek, en azından başka alanlarda bulunarak bir miktar da olsun yeniden o güven, kendi yaşamımızı kontrol etme duygusunu yeniden kazanmaya çalışmak olarak da okuyabiliriz bunun kendisini. Elbette korku çok fazla, kaygı çok fazla. Sen de söyledin, yeni bir iletişim şeyi oluşmuş durumda. Şurada ihbar varmış, buralara gitmeyin. Şu alışveriş merkezinde şöyle bir şey varmış, burayı boşaltıyoruz diye. Hani son herhalde birkaç güne baktığımızda Ankara'da her gün çeşitli mekanlar ve yerler açısından böyle çok fazla mesaj paylaşıldığını ve bunun da doğrudan pratik hayatımızı da aslında etkilediğini ve buralardan uzak durmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Peki ne yapacağız? Yani şimdi kontrol edilemez bir toplumsal tabloyla karşı karşıyayız. Herkes hayatının ipleri birilerinin elindeymiş gibi hissediyor. Onların kim olduğunu bile bilmiyoruz. Aslına bakarsan böyle hissettiriliyor bize daha doğrusu. Bir korku ve kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor ve dönüp baktığımızda bu korku ve kaos ortamının bize bir faydası olmadığı çok açık. Yani biz kadınlara özellikle. Çünkü senin de biraz önce belirttiğin gibi hayatımızın kontrolünü gerçekleştirebileceğimiz tek yer sanki sığınacağımız evlermiş gibi hissettiriliyor bize. Evlere dönmemiz, evlere geri çekilmemiz, hayattan el ayak çekmemiz aslında
güvenliğimiz için salık veriliyor. Yani bu bir kontrol mekanizması olabilir mi kadınlar için? Aslında böyle yaparak neden feragat etmiş oluyoruz? Neden fedakarlık etmiş oluyoruz acaba? Belki şöyle bir yerle bağlayarak soruna cevap verebilirim. Hani onu da atlamayalım diye. Tabii kadınlar bunu yaşarken aslında daha ağır ve daha ağırlaştırılmış olarak yaşıyorlar. Bunun da herhalde hani üç tane nedeni var. Bunlardan birincisi zaten hani tam da bugünkü programımızın gündemi olan aslında Denizli'de yaşanan örneğin kendisi zaten kadınlar için hali hazırda güvensiz tehlikelerin olduğu bir yaşamdı. Bütün bu süreç bunu bir kat daha artırmış oldu. Yani zaten hali hazırda güvenli hissetmediğimiz bir yaşama sahipken bu hani evlerimizin içi, sokaklar vesaire hepsini bir bütün olarak aynı zamanda düşündüğümüzde bu üzerine bu duygu eklenmiş oldu. Aynı zamanda hani bunu kadınlar açısından daha da belki karmaşıklaştıran ve zorlaştıran şeylerden bir tanesi de kadınlar bu kaygıyı, bu güvenlik duygusunu yaşarken sadece kendileri için değil, aynı zamanda eşleri için, çocukları için, çevreleri için, toplamı için, her biri için ayrı ayrı yeniden yaşıyorlar ve hepsinin yaşamının da aslında güvenliğini de kontrol etme ihtiyacı ve duygusu en azından içinde oluyorlar. Bir başka belki hani kadınlar açısından daha toplam tabloyu zorlaştıran şeylerden bir tanesi olarak da şunu söyleyebiliriz. Hali hazırda bütün bu yaşadığımız ortamın kendisi hani bu kadar hayatımıza, canımıza kastedecek bir noktada olmadığı durumda bile zaten kadınların yaşamını daha daraltan, daha ev içlerine kapatan, daha tacize, şiddete açık ve ağırlaştırıldığı bütün bunların bir tehdit olarak önümüze geliyor. O yüzden kadınlar bütün bunlarla birlikte aynı zamanda ayrıca daha belki bütün bu süreci zor yaşıyorlar. Şimdi ne yapacağız? Neyden feragat ediyoruz? Şimdi bu aslında bugünkü yaşadığımız bu korku halinin çeşitli yerlerden, hani çeşitli mekanlardan çekilme ve kendi yaşamımızı yeniden sınırlamaya çalışma, böylelikle yaşamımızı kontrol altına alarak daha güvenli olduğumuzu düşünme halinin altındaki şeylerden bir tanesi. Ya bir hani bu kadar tehdidi çok yakın yaşıyoruz. İlk ve olağan tepkisi belki hani uzak durmak, çekilmek. Ama aynı zamanda bu kontrol etme halinin kendisi kendimizin kontrol edebildiği noktaları belirleme ihtiyacı herhalde. Yani o en azından Kızılay'a gitmezsem benim belirlediğim bir şey olur. Biraz daha kendi yaşamımı güvenli hale getirebilirim. Evin içinde kalırsam en azından hani dışarıdaki tehditlerle karşı karşıya kalmadan burada kendimi güvenli tutabilirim gibi. Bu olağan olmakla birlikte aslında toplamda mevzuyu ve meseleyi ne yazık ki çözmeyen savunma mekanizmaları ya da kendimizce geliştirdiğimiz önlemler. Ama şunun hani önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları yaparken bizim motive eden duygulardan bir tanesi sınırlı bir alanda da olsa yeniden özne olduğumuzu, belirleyici olabildiğimizi kendimize de gösterme ve yaşamımızda bunu ortaya koyma hali ve ihtiyacı en azından. Bütün bunu yaparken kendi hayatımız üzerinde yeniden kontrol sahibi olacağımız alanları en azından belirlemeye çalışıyoruz. Bu hissiyatın, duygunun kendisi aynı zamanda toplam bir bütün bu durumu değiştirecek bir duygu ve mekanizma olarak işletilebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü bütün bu yaşadıklarımız, yani bütün bu savaş koşullarının kendisi, dış politikanın kendisi, bugün bu kadar tehdidi yaşıyor olmamızın nedenlerinden bir tanesi aslında bütün bu yaşadıklarımız da bir özne olarak biz ne istiyoruz, neyin yapılmasını istiyoruz, nasıl bir dünya istiyoruz, nasıl bir yaşam istiyoruzu belirleme konusunda özne olamama hali. O zaman hani bu ihtiyacın kendisinin yeniden daha etkili, daha sözümüzün söylenebileceği, etki edebileceği, hayatımızı yeniden belirleyeceği araçları geliştirmek herhalde. Bunu bir bu duyguyu yeniden aslında belki bir süre en azından bu atmosferi böyle gittikten sonra yeniden daha etkili bir söz söylemek için yan yana gelme aracı haline getirebiliriz. Çünkü biz kapandıkça biz kendi dünyalarımıza, kendi hayatlarımıza sıkışmak zorunda kaldıkça kontrol etme şeyimiz zaten tamamen ortadan kalkmış olacak. Bunun sonu da yok. Dolayısıyla
Belki hani büyük büyük değil ama hani çok yakın, kendi yakınım, en yakınımızdakilerle bu duyguyu paylaşarak nasıl yeniden hani kendi sözümüzü, isteğimizi daha çok söyleyebileceğimiz araçları nasıl yeniden geliştirebileceğimize kafa yormak olmak üzere toplamda bu bilinemez ve kontrol edilemez hali ortadan kaldırmak için daha çok yan yana gelmeye herhalde ihtiyacımız var. Yani kadın dayanışması yaşatacak yine. Ne yaparsa kadın dayanışması yapacak galiba bu korku ikliminden çıkmak için. Şimdi benim anladığım bu bütün bu noktalarda evet yaşadığımızın normal olduğunu, bu endişe ve kaygıyla baş başa kalmamızın bizim sorumluluğumuz olmadığını bilmek ama bununla baş edebilmek için de ona teslim olmamak en önemli çarelerden bir tanesi. Bu teslim olmama çaresi için örneğin hani böyle küçük tüyolar da verebilir misin bize çok kısa? Yani işte pazara gitmemek, çocuğunu illaki kendi okula götürmek, illaki kendi okuldan almak bunlar o kaygının ürünü ama mesela arkadaşınla parkta buluşup bir çay içmek de bununla baş etmenin bir yolu yöntemi olabilir mi? Mesela ekmek virgüle telefon edip neyse kaygısı derdi onu anlatıp bir atlamak onun yollarından, yöntemlerinden biri olabilir mi? Ne dersin kısacık? Evet, şunu ekleyebilirim söylediklerinle birlikte. Birbirimiz ve birbirimizin yaşadıklarını, hissettiklerini daha çok paylaşmaya, dayanışmaya ve buradan ortak bir yol bulmaya herhalde ihtiyacımız var. Çünkü hani bu kapanmışlık hali, bu daralmışlık hali paylaşmayı da ortadan kaldırabiliyor. Biz mesela çok yaygın son haftalarda yaşadığımız şeylerden bir tanesi, kendi duygularımız, kaygılarımız, korkularımız, endişelerimiz de dahil olmak üzere bunu paylaşmaktan bile imtina eden bir yerde olabiliyoruz. Örneğin hani arkadaşlarımızın iş yerlerinde sıkça vurguladığı, anlattığı şeylerden bir tanesi hani konu açılmadıkça çok konuşmak istemeyebiliyoruz. Yok saymaya belki çalışmak, bu da bir savunma mekanizması olarak ortada durabilir. Ama bunu konuşmak zorundayız. Duygularımız çok ortak, yaşadığımız korkular çok ortak, endişeler çok ortak ve beklentilerimizin de ortak olduğunu yeniden görmeye ve birlikte aslında biz çok fazlayız. Yani her birimiz kendi sınırlı çevremizde belki bir duygu yaşıyor olabiliriz ama bunu birbirimizin ne yaşadığını da bilerek daha çok duymaya, daha çok dinlemeye ve daha çok ortaklaştırıp başka bir şey yaşamaya ihtiyacımız var. Çünkü hani işin bir kısmını söyledik ama bu korkunun kendisine teslim olduğumuzda onun bizi götüreceği bir yer yok. Hani bir noktaya kadar bu yaşadığımız, almaya çalıştığımız önlemler, korku hali, kaygı hali anlaşılabilir olağan durumlar ama buna tamamen teslim olmak aynı zamanda bizi sonucu olmayan bir yere götürecek. Özellikle kadınlar açısından biz duygularımızı da daha açıkça, daha rahatça hani korkmadan ya da hani benimle ilgili ne düşünülür diye belki kaygı duymadan birbirimizle de daha çok konuşabilme özelliklerine sahibiz. Bunun hani dayanışmanın çok daha hızlı belki örüleceği alanlardan bir tanesi kadınların alanları. O yüzden hani dün olduğundan daha çok yan yana gelmek. Dün belki hani merkezlerde daha çok buluşuyorduk. Oraya daha çok birlikte gitmenin ön hazırlığını da yapmak üzere kendi mekanlarımız, iş yerlerimiz, mahallemiz olmak üzere yeniden daha çok yan yana gelmeye ihtiyacımız var. Şöyle şeyler mesela çok sıkça duyduğumuz şeyler. Yani işe gitmekten, senin de söylediğin gibi hani çocuğunu okula göndermekten, dershaneye göndermekten vesaire bile imtina edecek bir noktaya gelmiş durumdayız. Bunun daha birlikte, daha ortak yapılabileceği, bu duygudan da belki hani böyle yavaş yavaş kurtulabileceğimiz çeşitli şeyler yapabiliriz. Peki Aylin Akçay çok teşekkür ediyoruz sana verdiğin bu güzel bilgiler için. Tam da anlattığını yapan kadınlarla buluşturalım kadınları ve güç alalım birbirimizden diye. Şimdi kadınları farklı illere götüreceğiz efendim. Bir araya gelmenin kadınları nasıl sağlıklı, nasıl iyi hale getir, nasıl iyileştirdiğini de görmemiz açısından. Şimdi 8 Mart aslında kutlamalarla devam ediyordu ama bu yaşanan katliam ardından bu kutlamaların daha çok aslında kadınların tam da biraz önce ailenin anlattığı gibi buluşma, birbiriyle dert anlat, birbirine dert anlatma, paylaşma, acılarını ortaklaştırma ve bir taraftan da bunlara çözüm bulma günlerinden biri haline geldiğini söyleyelim. Geçtiğimiz hafta sonu pek çok yerde etkinlikler vardı ve bu etkinlikler kadınların biz çokuz, çok olacağız ve işte kontrol edilemez hale gelen bu hayatları
kendi elimize alacağız artık, kararımızı kendimiz vereceğiz dedikleri günlere dönüştürdüler. Ve farklı illerden kadınlarla buluşturacağız sizi. Bornova, Maltepe, Kocaeli, Mersin, buralarda kadınlar neler yaptılar bu 8 Mart'ta, nasıl sohbetler ettiler birlikte izleyeceğiz. Sonra Ekmek ve Gül bitecek. Biz yarın tekrar burada olacağız saat 16.10'da. Görüşmek üzere. Bir de müjde olarak önümüze yeni gasplar, emek alanına dair yeni, kötü, ağır, gerçekten çalışma yaşamını çekilmez hale getiren koşullar dayatılıyor bize. Nermin'in de bugüne yetişecek güç elbisesi varmış, bugün akşam için bekliyor, o da davetli giyecekmiş canım. Biliyorsun tamam. Biz bunlara binlerce euro para veriyoruz, bu ne kadar şey. Nermin'in elbiselerini yetiştiremezsen eğer, bu piyasada iş yapamazsın tatlım. İşçilerine söyle, hızlı hızlı yapsınlar. Maalesef haksız tahrik indirimleriyle, iyi hal indirimleriyle aramıza salınan katiller hala mevcut. Onun için kadın dayanışması bizim için en büyük ihtiyaç. Biz dernekle bu dayanışmayı bulduk, büyütmeye de devam ediyoruz. Kimleri buluşturuyoruz? Körfez'in bir mahallesinde 5 yıldır yaşayan ve hayatı boyunca İzmit'e gitmeyen kadınla İzmit'te oturan, yıllardır orada oturan başka bir kadını dernekte buluşturuyoruz. Hayatında hiç tiyatroya gitmemiş bir kadınla başka bir tiyatrocu kadını buluşturuyoruz. Ben psikoloğa gidemem, ben deli miyim, ne ihtiyacım var diyen başka bir kadınla ben sizinle birlikte kadınlarla buluşmak istiyorum diyen bir psikolog kadını buluşturuyoruz. Onun için çok kıymetli. Yaptığımız bütün işler biz kadınların daha güzel bir yaşam sürdürmesi temennisiyle yaptığımız işler. Köle gibi çalışmaya, savaşın ortasında yaşamaya mahkum değiliz.